Ülkemizde bildiğiniz gibi elektrikli otomobiller iyice yaygınlaştı ve yerli markalarımız da artık kendilerini göstermeye başladılar arkadaşlar. TOGG'u gördük, Amperino'yu gördük ve daha bir sürü geliştirilmeye devam eden elektrikli otomobillerimiz yerli ve milli olarak geliştirilmeye devam ediliyor. Şimdi yeni bir markamız var, MangoCar arkadaşlar. Şu anda Adana Teknofest'teyim. Epey bir aradım, çabaladım ve sonunda MangoCar'dan birisi beni aradı. Ben aracı şu anda sakladım çünkü Teknofest'te insanlar bu arabayı çizmeye çalıştı. Bayağı bir ilgi var dedi ve gelip çekerseniz mutlu oluruz dediler. Şimdi şeffaf bir şekilde bu elektrikli otomobile yakından bakacağız. Videonun başında söylemem gereken kısım ise şu. E7 sertifikası ile birlikte, yani motosiklet ehliyetiyle siz bu aracı kullanabiliyorsunuz. %100 elektrikli ve tamamen yerli bir otomobil olduğunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Sözü daha fazla uzatmadan gelin videoya başlayalım çünkü aşırı sıcak. Evet, kamerayı elime aldım ve şöyle aracı aslında yandan görün istedim arkadaşlar. Biraz daha uzaklaşmak istiyorum. Aracın arkası bu şekilde gözüküyor. Ana, yani tepe firma ISST ve onun alt markası olan Mango şeklinde bu aracı görebilirsiniz. Hatta burada Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin de olduğunu belirtelim arkadaşlar. Yani büyük ihtimal onların da emeği var. Şimdi yandan baktığınız zaman hani çok da böyle bir elektrikli otomobil değilmiş gibi hissedebiliyorsunuz. Ancak az sonra anlatacağım detaylardan sonra siz de bana hak vereceksiniz. Fiyat kısmını merak ediyorsunuz, biraz bekleyin çünkü önümüzdeki dakikalarda markadan almış olduğum bilgileri de sizlere vereceğim. Şimdi ön tarafa geldiğimiz zaman burada sis lambaları olsun, ön farlar olsun, sadece tek bir yerde arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Alt kısımda bir havalandırma ızgarası var, ancak buradaki ızgara açılır kapanır değil. Yani günümüzdeki elektrikli otomobillerde bildiğiniz gibi aerodinamiğe katkı için bu sistem geliştirildi. Ancak bu otomobilde öyle bir özellik yok. Jantlar 13 inç arkadaşlar. Bu araç için gayet yeterli diyebilirim aslında. Farlarımızı şöyle göstereceğim. Kapı kollarımız bu şekilde, bir kapı sesi de yapalım. Evet, araç bu şekilde. İçerisine şimdi geçeceğiz. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bu otomobil 220 km menzile ulaşabiliyor arkadaşlar ve maksimum hızı sadece 90 km. MangoCar sadece 6 saatte şarj oluyor ve aslında ev tipi için oldukça uygun. Sadece 220 watt ile, yani evde bu aracı 6 saatte full şarja ulaştırabiliyorsunuz. Ve şimdi ne yapalım? Dilerseniz bir içeri geçelim. Bakalım içeride ne varmış. Direkt olarak kapıyı şöyle açacağım. Bu arada anahtar benim elimde. Bu şekilde de kilitleyebilmek mümkün. Evet, kapıyı açıyorum. Vallahi içerisi buradan bakıldığında hoş gözüküyor, ne yalan söyleyeyim. Ve şu anda içeri girdim arkadaşlar. Direksiyon görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Koltuklar deri koltuk olduğu için bayağı bir sıcak şu anda ve Adana'nın sıcağında biliyorsunuz inanılmaz bir terleme var. Şimdi iPhone'a geçtim daha geniş bir açı yakalamak için. Burada klima ızgaralarını görüyorsunuz arkadaşlar. Anahtarımızı hemen şuradan alacağım. Şöyle anahtarı da şuraya yerleştirdikten sonra frene basıp aracı çalıştırıyorum. Şu an araç çalıştı. Klima açık olduğu için bu klima menfezleri bayağı bir soğutuyor. İlk giriş ekranını görüyorsunuz. Aracın kendi animasyonu var. Burada bir ekran var. 141 km menzilin olduğunu bana gösteriyor. Saati söylüyor. 2 adet mod var arkadaşlar. Normal ve sport olarak 3000 km'de yol yapılmış. Şimdi zaten sürüşe geçeceğiz. Şunu bir kapatalım. Bakın burada dörtlü flaşörlerimiz var. Bir tane USB-A girişimiz var. 2.0 destekli. El frenini görüyorsunuz. Bir kol dayama ben göremedim bu arada. Arka taraf için bir bardaklığımız var. Yine burada bir saklama gözümüz var. Şurada da bir saklama gözü var. Burada da çakmaklık girişini görüyorsunuz. Hemen torpidoyu açayım sizler için. Böyle de bir torpidomuz var. Buradaki malzeme kalitesi, hissiyat güzel. Ama fiyatını söyleyince bakalım siz de aynı şeyi düşünecek misiniz? Camlar tam otomatik bu arada. Sinyal kolları bu şekilde. Bir tavan aydınlatmamız. Burada yine ayna yok bu arada. Ne yapalım? Şimdi arka tarafa geçelim. Şu anda arka tarafa geldim. Ön koltuk bana göre ayarlıydı. Kapattım ve öndeki mesafe gayet güzel bu arada. Sıkıntı yok. İç kısım bu şekilde. Bir kol dayama yine arka tarafta yok arkadaşlar. Bagajı şimdi sizlere gösteriyorum detaylar kısmında. Bagaj epey bir küçük ve burada da arka koltuklarda saklamak için bir alan var. Şimdi ne yapalım? Biraz sürüş yapalım ve biraz daha bilgi vereyim. Şu anda aracın içerisine geldik. Hanımefendi sağ olsun bana yardımcı oluyor. İlk defa bu otomobili kullanacağım. Arabanın içi inanılmaz sıcak. Adana yanıyor. Evet, ne yapıyoruz? Şu anahtarı da şöyle bir göstereyim bu arada. Aracımızın anahtarı bu şekilde arkadaşlar. Hemen şöyle bir taktım. Çevirmedim ama. Evet, kolunu tabii çevirebiliriz. Tamam.
önü kontağı çevirdim. Kontağı çevirdikten sonra araç frene bastıktan sonra çalışıyor arkadaşlar. Burada bir animasyon geldi. Aracın animasyonunu görüyoruz. Burada vites kontrol kısmı var. El frenimiz var. D'ye alacağım. El frenini indireceğim. Ve şu anda gaza hafif hafif bastığım esnada gidiyoruz değil mi? Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda gaza basıyorum. Klimayı açalım değil mi? Bakalım hemen klimayı da bir kontrol edelim şöyle. Şu anda Mango Kar'ı kullanıyorum. Son gazda ne verecek bana diye bir şey yaparsam. Zaten maksimum çıkabildiği hızı zaten sizlere söylemiştim arkadaşlar. Bir U atalım buradan bakalım. Bu arada direksiyon kabiliyeti oldukça iyi. Bir de kemer takmadığımız için de ötüyor şu anda. Bir korna çalalım mı bakalım? Selamlar abi. Şu anda kemerimi de taktım. Burada ses azaltma açma var. Aramaları yanıtlama var. CarPlay Android Auto var mı? Şu anda entegre ediliyor sistemi. Şu anda CarPlay ve Android Auto sisteme entegre ediliyormuş. Bu arada klimalardan bayağı ses geliyor onu söyleyeyim. Sürüş bence gayet keyifli arkadaşlar. Şehir içerisinde ulaşım için gayet iyi. Zaten motosiklet ehliyetiyle kullanılabiliyor. Ben bu arada çok keyif aldım onu söyleyeyim. Buradaki detayları sizlere göstereyim hemen direkt olarak. İç tasarım benim çok hoşuma gitti. Yani bu kahverengi ve beyaz renk uyumu güzel olmuş. Bunların hepsi deri malzemeymiş bu arada arkadaşlar. Onun dışında zaten aracın içini sizlere anlattım. Bir U dönüşü daha yapalım şöyle bakalım. Bu arada camlar tam otomatik. Hemen şöyle bir son gaz. Şu an son gaz abi. 25-26-27. 50 kilometre hıza ulaştık. Hanımefendi bizi uyardı. Bariyerlere girersiniz. Vallahi güzeldi. Şimdi aracı park edeceğim ve videoyu kapatacağız. Ve videonun sonuna geldik. Fiyat kısmını hepiniz merak ediyorsunuz arkadaşlar. Markadan aldığım bilgi şu. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Eğer bu araç satışa çıkarsa fiyatının 15 bin ila 20 bin dolar arasında olacağı söyleniyor. Bu bilgiyi de verdikten sonra yorum sırasını size bırakıyorum. Fikirlerinizi yorum olarak yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.